Efendim kendine iyi bakın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde ise kemik tümörünü ve tedavisini konuşacağız efendim. Stüdyo konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı, ortopedik onkoloji uzmanı Profesör Doktor Harzem Özger hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aynur Hanım. Şimdi özellikle tabii hiç kanser deyince böyle hemen duruyoruz. Böyle umut vaat ediyor mu, neler var, neler olacak, gelişmeler nelerdir diye hocam öncesinde. Tabii kemik tümörü çok sık duyulan da bir hastalık. Nedir hocam kemik tümörü? Şimdi şöyle söyleyelim, belki çok sık duyulan değil, tüm kötü huylu tümörlerin binde ikisi. Sadece kemik tümörü değil, bizim uğraştığımız konu kol, bacak ve omurgadaki tüm dokuların, yani kemikler, kıkırdaklar, adeleler, yağ dokusu, damar dokusu, sinir dokusu, bütün bunların her tür hücresinden çıkan iyi huylu ve kötü huylu tümörler. Aslında bakarsanız çok geniş bir perspektif. Evet, tüm vücudumuzun noktasında. İnsanlar meme kanserini biliyor, prostatı biliyor, akciğeri biliyor. Fakat bunları daha az biliyor. Bu bir taraftan önemli bir sorun, bilinmemek ve bilinmediği için de belki tedavinin ve tanının aksaması önemli bir sorun. Diğer taraftansa bu bir gerçek, bu var. Ve bunlarla ilgili hastalıklar aslında doğru tanı ve doğru tedaviyle en kötü huylu olanları bile %60-70 başarıyla tedavi edilebiliyor. Yani bir zamanlar kötü kader diye kabul edilen bir insanın bacağında böyle bir tümör çıktığı zaman uzvun kesilip, feda edilip hastaların ancak %3'ünün 5'inin yaşayabildiği durumlardan bugün uzvu, size biraz sonra anlatmaya çalışacağım, her tür yeniden tamir yöntemiyle gördüğünüz protezler ya da canlı tedavi yöntemleriyle yeniden bir bacak yaratıp üstelik de hastaların hayatını en az %60-70 kurtararak yeniden hayata döndürdüğümüz ve tamamen bu işten kurtarabildiğimiz bir konudan bahsedeceğiz. Evet, kemik tümörü, hatta kemik uru diyorlar hocam. Ve yumuşak doku tümörü dediğim, yumuşak kemik doku. Ve yumuşak doku evet. Tümörü uzun. Bu nasıl oluşuyor vücutta hocam? Nasıl gerçekleşiyor? Şimdi hastalarımızın hep sorduğu soru ve herhalde bir ömür boyu sormaya devam edecekleri soru şu. Bu hastalık niye oldu? Tıp henüz bunun adını koyabilmiş değil. Biliyorsunuz tüm kanserlerini de koyabilmiş değil. Sadece bir miktarı hakkında fikrimiz var. Doğuştan olan bazı şeyler. Radyasyonun etkisi var. Çevrenin bir miktarı etkisi var. Bilebildiğimiz. Geçirilmiş bazı hastalıkların üzerine oluşabiliyor. Ama çok büyük bölümünün neden olduğunu halen tıp bilemiyor. Biz şu anda doğru zamanda doğru tanıyı koyup doğru tedaviyi uygulayabilme aşamasındayız. Umarım ki gün gelecek ve tıp bunların sebebini de bulup daha kolay başlamadan tedaviyi gerçekleştirecek. Evet. Bugün neden sorusuna cevap verme durumunda değiliz. Hocam peki belirtilere bakacak olursak aslında vücudumuz her noktada hem alerji olsun, sizden önce de alerji konuştuk çocuklarda, birçok noktada reaksiyon gösteriyoruz. Yani aslında vücudumuz dile geliyor diyebiliriz. Evet. Bu noktada kemik tümöründeki belirtilere bakacak olursak ne tür belirtiler bizim vücudumuz reaksiyon gösteriyor? Şimdi tüm hastalıklar için var ama özellikle bu tür kötü huylu hastalıklar için tüm dinleyicilere ve tüm insanlara bu işte uğraşan bir hekim olarak vermek istediğim mesaj şu. Devam eden, istirahat ya da tedaviye rağmen artış gösteren şikayetlerde huzursuz olun. Ama örneğin bizim birçok hastalığımız çocukluk çağında ortaya çıkar. Aynı dönemde büyüme ağrıları da vardır. Düşünün bir çocuk bacağında, dizinde bir ağrısı var, eve geliyor diyor ki anne dizim ağrıyor. Tamam kızım, devam et. Biraz daha devam gidiyor, doktora gidiyor. Doktor bakıyor, ne büyüme ağrısıdır diyor, git diyor. Dene devam ediyor, artıyor. Bir daha gidiyor birisine, bir ilaç veriyor. Gene geçmiyor, devam ediyor ve günün birinde annesi muayene ediyor. Bakıyor ya burada bir şişlik var, doktora gidiyor. Aman bu nedir, bir film çektiriyorlar. Orada bir tümör var, iş bayağı gecikmiş. Dolayısıyla bu tabloyu yaşamamak lazım. Ama diğer taraftan çocuğun bir taraftan dizi ağrıyor. Bir ay yok, öbür dizi ağrıyor. Üç ay geçmiş, hiçbir şey yok. Sonra biri ağrıyor. Büyüme döneminde bunlar olup sizi biraz rahatsız edebilir. Özet, devam eden, gittikçe artış gösteren şikayetlerde huzursuz olun. Siz ve hekiminiz bu konunun biraz daha detaylı üzerine gitsin. Onun dışında çok kısaca şişlik, ağrı daha az bir şey, şişlik, ağrı, kendiliğinden bir kırığın ortaya çıkması ve bazen tesadüfi bulgular. Bu dört ana şikayetle tümörler hastaların hekimin karşısına çıkar. Şişlik
birdenbire ortaya çıkan ve hızla büyüyen bir şey. Sesi daha çok korkutsun. Hep var olan en önemli şeylerden birisi bu. Burada zaten bu hep vardı. Ben de bunu gittim, biraz büyümeye başlayınca gittim birisine çıkarttım. Ondan sonra kötü bir şey çıktı, çanak çömlek kırıldı. Böyle olmamalı. Yani varken büyüme gösteren bir şişlik ya da o birdenbire ortaya çıkan bir şişlik. Ağrı ancak belirli bir büyüklükten sonra ya da bir kırık riski oluşturuyorsa iyi tümörlerde bir şikayet sebebi olabilir. Bazen kendiliğinden bir kırık olur, kemik içinden erir ve kırılabilir. Ve bazen de diziniz ağrır, bir film çektirirsiniz. Aslında sebep bir menisküs ağrısıdır. Tesadüfen bir şey görürsünüz. Bu dört ana şikayet. Şimdi hocam, kanserlere baktığımız zaman aslında hep işte ileri yaşlarda ya da kırklı yaşlar sonrasında mı ortaya çıkıyor denildiğinde, özellikle kemik tümörü kanserine bakıldığında gençler söz konusu oluyor. Şimdi bu çocukluk dönemi, gençlik dönemi ve ileri yaş döneminde nasıl tabir edebilir? Bunun bir yaşı, kemik tümörünün bir yaşı var mıdır? Hani daha sık görülebilen yaş aralıkları nedir hocam? Aynen hanım, şöyle diyelim mi? Kemik ve yumuşak doku tümörleri. Yumuşak doku, çünkü evet. Aynı hastalık grubu. Evet. Birisi kemikte, birisi de onun dışındaki yumuşak şeyler. Benim anne karnında teşhis edilmiş tümör hastalığım var. Yine benim 90 yaşında tümör hastam var. Aynı grupta. Yani her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor. Ama en sık rastladığımız 10 yaşla 30 yaş arası grup. Özellikle de 10 ile 20 yaş arası diyelim. Belki büyümenin çok hızlı gerçekleştiği, hücre bölünmesinin çok hızlı gerçekleştiği dönemde bu bölünme zaman zaman yolunu şaşırıp kontrolsüz, bugün kanser dediğimiz şeyine, var olan bir hücre grubunun, orada hep var olan ve bir iş yapan grubun birdenbire isyan ederek şekil, davranış ve amaç olarak farklı ve zararlı davranmaya başlaması. İşte belki bu çoğalmanın çok hızlı olduğu dönemde daha fazla yoldan çıkabiliyor. Ama bu ispatlanmış bir şey değil. Dolayısıyla en sık rastlanan grup bu. Kanserlere bağlı kemik ve yumuşak doku tutulumları, ki biz bunlara metastaz diyoruz. Yani bir yerde bir akciğer kanseri var, meme var. Bu kemiğe ya da yumuşak dokuya sıçramış. Sıçar, evet. Bunlar metastazlar. Bunlar daha ileri yaş grubu. Örneğin bir 45-50 yaşın üzerinde bir hastada böyle bir şeyle rastlaşırsak ilk düşündüğümüz bir metastaz olmalı. Ama tabii yine sadece oradan çıkan bir tümörün olabileceğini de akıldan çıkarmamak lazım. Yani yaş grubu inanın anne karnında ultrasonla teşhis edilip büyük bir tümörle doğan ve tedavi ettiğim hastalar. Evet. Şimdi hocam, kemikte ve özellikle yumuşak dokuda biraz önce ifade ettiğiniz gibi oluşan kanserlerin türlerine bakacak olursak neler söylenebilir bu noktada? Biz şu şeyi gösterebilir miyiz? Belki onun yani türlerine evet. Bakarsak şöyle diyelim. Kabaca bir, kol, bacak, omurgadaki bütün dokular. Onun için çok çeşitli, çok karışık. İki, iyi huylu ve kötü huylu. Yani habis ve de selim diyoruz. İyi huylu dediğimizde, burada biraz sonra bir videoda size göstereceğim, davranışı sadece bulunduğu bölgeyle ilgili. Orada büyür, orada yeniden tekrarlayabilir ameliyatına rağmen. Sorunlarını orada yaşarsınız. O bölgeyi zayıflatınca kemik kırılabilir ya da basıyla ağrı yapabilir ya da sorunlar yapabilir. Çok ender başka türlü kötü huyluya dönüşüp sağa sola sıçrayabilir. Kötü huylu dediğinizde hani kanserlere eşdeğer biz bunlara sarkom diyoruz. Kemikte ve yumuşak dokuda olanlara. Bunların sorunu sadece bulunduğu yerde değil. Hem bulundukları yerde hızla büyüyorlar, ameliyatları doğru ve uygun yapılmadığı takdirde tekrarlıyorlar. Ve bu arada da yine onu göstereceğim ne yapıyor diye kan yoluyla diğer vücut organlarına sıçrıyorlar ve sonuçta hayatı tehdit ediyorlar. Yani İyi huylu bir tümörde hayat kaybı hemen hemen söz konusu değil. Kötü huylu bir tümörde doğru ve zamanında tedavi yapılmazsa hayat kaybı kaçınılmaz. Evet, yine bunun teşhis edilerek aslında kişilerde, hastalarda iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu biliniyor. Genellikle biz değil mi, iyi huylu olunca bu noktada biraz rahat ediyoruz ama bir şey kötü huylu olunca da üzerindeki hemen umutsuzluğa kapılıyoruz. Hocam bu noktada da psikolojik olarak önemli herhalde. Şimdi en önemli evet. Noktalardan birine başladınız. Zaten sorun iyi huylu bir tümörün İyi huylu bir tümörün yetersiz tedavi edilmesinde değil. Sorun bizim bu işte. Kötü huylu bir tümörün iyi huylu gibi düşünülüp yetersiz tedavi edilmesinde. Çünkü bir,
çok sık rastlanan bir şey değil. İki, çok çeşitlilik nedeniyle standart bir ortopedistin bu konuda herhangi bir deneyimi olması mümkün değil. Yani şu görüntülerde sayılarla vereceğim size. Dolayısıyla sadece bu işle uğraşan kişi ve merkezlerce doğru tanı ve tedavi mümkün. En büyük sıkıntı da çok kolay. Şurada bir tümör vardı, oraya gittim. Bir çağ, bir şişlik zaten vardı. Ya da var, küçük önemli bir şeydi. Ben bunu çıkartıvereyim. Bu zaten iyi huyludur. Bu bir yağdır, bu bir kistir. Bütün sorunlar buradan ortaya çıkıyor. Bunların kötü huylu olduğu ortaya konulsa ve bilinse uygun tedavi yapılacak ve başarı şansı çok yüksek. Yani nedenlerine bakılıp incelenmesi gerektiğinde. Yani tabii biliyorsa anlayacak örneğin. Evet. Ve tanısı koyulacak. Ha bu buymuş, böyle tedavi edilecek, denecek ve böyle yapılacak. Bu yapılmadığı için ve sıklıkla yapılan, yaşanan sorun bu. Selim iyi huylu bir tümörü kötü gibi düşünmek. Kötü huylu tümörlere gelince, yani şu mesajı mutlaka vermek lazım. Ben bunu tüm kongrelerde anlatmaya çalıştım, yayınlarda anlatmaya çalıştım. O nedenle de bir web sitesi yaptım ve bu programların da bu amaçla çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü o mesajı verdiğiniz, kongrelerde verdiğiniz kişiler bu işle ilgilenen doktorlar oluyor. Halbuki olayı yaşayanlar, hastalarımız, insanlar. Evet. Ve sizin karşınıza bacağında tümör var, kötü huylu, kanser dediği zaman bir anda benim karşıma bir hasta, hayat burada bitmiş, artık yapacak hiçbir şey yok psikolojisiyle geliyor. Ve bence orada onlara verilmesi gereken, bu tanıyı alan, böyle bir işle, yani hayatının hiç beklemediği bir anında, beklemediği bir haberle karşılaşan bir insana söylenecek en güzel şey, bir bu işi yaşamış bir hasta ya da bu işle uğraşan bir hekim tarafından, dur arkadaş, hayat bitmedi. Bak, şunlar, şunlar, şunlar böyle yapılırsa sen bu işten rahatlıkla kurtulursun. İşte bak, bunun da örnekleri var. Bununla da ilgili biz bir dernek de kurduk. Kitler diye bir derneğimiz var. İşte web sitesi var. Burada hastalara ve insan vatandaşa yönelik bilgiler vermeye çalışıyorum. Çünkü inanıyorum ki bu tür hastalıklarda psikoloji, insan vücudunun mücadele direncinin arttırılması son derece önemli. Ve bu direnci arttırmak için hastaların önce bu işten kurtulacaklarına inanması ve inandırılması lazım. Çok önemli. Bir kez daha altını vurgulayalım. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen ve bu hastalıkla tanısı konulan, bu hastalıkla tedavisinin nasıl süreçleneceği ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunacağız hocam. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Mukaddes Hanım, İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Evet. Hocama buyurun, sorunuzu alalım. Evet hocama bir sorum olacaktı mümkünse. Buyurun. Hocam ben 1993 yılında kemik tümörü nedeniyle sol kolumu kaybettim. O senede bana akciğere metastaz olduğu söylendi ama o seneden bu zamana kadar en ufak bir rahatsızlığım olmadı ve bir ilerleme olmadı yani hastalıkta. Yani bu hastalığın tekrarlama şeyi var mı, ben onu öğrenmek istiyorum. Bir de akciğere geçmiş olsaydı yani bana en azından bir belirti vermez miydi? Şimdi bir kere kolunuzu kaybetmiş olmanızdan dolayı gerçekten üzgünüz. Bugünün teknolojisiyle çok az olarak uzvu keserek, veda ederek bu tedavi yapıyoruz. Birçok şey yapmak mümkün ama belki de gerekliydi. Dolayısıyla işin o kısmı, tümörden kurtulmuş olduğunuzu varsayıyoruz. Akciğerdeki olay, tanınızın ne olduğu çok önemli. Yani tanı neydi? Tanı gerçekten uygun, doğru o muydu? Ve akciğerde görünen şey gerçekten bu tümörün metastazı mıydı? Çünkü pek çok akciğer görüntüsünde görünen şey tümör değil, metastaz değil, başka şeyler olabilir. Bunun ne olduğunu bazen birkaç tekrarlayan kontrol ve hatta bazen orayı çıkartıp patoloğa vererek ancak söyleyebiliyoruz. Büyük bir olasılıkla akciğerinizdeki o hastalığa bağlı bir sıçrama değildi, başka bir şeydi. Şükürler olsun ki siz de bu işten 93'ten bugüne çok büyük bir olasılıkla kurtarmış gibi görünüyorsunuz. Geçmiş olsun diyorum size. Çok çok geçmiş olsun Mukaddes Hanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin bir sorunuz vardı. Hemen hanımefendiye bir uzatalım, sonra sizden alacağım. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz doktor bey. Benim komşum ayağını burktu. Önemsemedi, gitmedi doktora. Sonradan ayağı şişti ve ağrıdı. Gittiğinde hastalık çıktı. Kötü hastalık çıktı ortaya. Ne yap? Evet, şu anda tabii. Bilemedi, gitmedi, bilemedi. Yani böyle bir hastalık burktuğu için bilemedi hastalık çıkacağını ama sonradan... Ne güzel söylüyorsunuz. Bu konuşmalarda hep vurguladığımız bir şey var. Bilen görür.
Tabii burada bilmesi gereken hasta değil, onu gören hekim belki. Ama ayak burkulmasında yine dediğim gibi ayağı burkuldu. E bunun bir şekilde 2-3 hafta içinde azalıp geçmesi lazım. Evet. Geçmiyor, ilerliyor, devam ediyor. Evet. Burada işte o devam eden şikayetin üstüne gidilip bir film, bir MR, bir şey çekilir. Uspaktan mı oldu acaba? Hayır. Evet. Hayır. O tamamen tesadüfen. Aslında onun için belki erken tanı için güzel bir fırsattı. Ayak burkulması, gidip çekilen bir film. Teşekkür ederim. Evet. Hocam hemen sunum için sizi alalım şöyle. Evet. Evet. Buyurun hocam. Şimdi ekranları başındaki şöyle alalım sizi. Şimdi bunu tabii ben bu programda bir kongre sunumu gibi yapmayacağım. Belki evet. Bu anlattığımız birçok şeyi burada da konuşabilirdik. Konumuz yumuşak doku tümörleri. Bu benim çok severek kullandığım bir logo. Ne demek biliyor musunuz? Bu bir balerin hayatı uzanıyor, yaşamak istiyor. Ama buradaki bir problem, bacağında bir tümör var. Bunu buradan çıkartacağız. Bir bu tümörden kurtulacağız ve sonra bu balerinin hayata güvenle basmasını sağlayacak tamiri nasıl yapacağız? Bu mesajı vermek için benim bir kongre başkanlığı yaptığım bir şeydi. Bunun anlamı budur. Hı-hı. Evet. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Devam edelim. Hızlı hızlı geçeceğiz. Hızlı geçelim, evet. Nedir bunlar? Kas iskelet sisteminde kitle, içi dolu ya da içi boş. Bunlara kist, birine kitle diyoruz. İyi huylu ya da kötü huylu olabilir. Kötü huylu olanlara sarkom diyoruz. Bunlardan bahsettik. Evet. Evet. Devam, hızlı geçelim. Bir sonraki slayta geçelim. Yani bir görüntü, kötü huylu bir tümörde böyle görünebiliyor. Bir bacak bu hale gelebiliyor ihmal edilirse. Onunla ilgili. Evet. Hı hı. Bir sonraki slayta. Hızlı geçelim. Hızlı geçebilirsek. Nasıl büyür ve nasıl yayılır? Bunu ben bir animasyonla gösterelim. Göstereceksiniz. Bunu gösterelim. Evet. Yani, şu anda döndürüyoruz. Evet, bu bir model üzerinde. Halk tarafından anlaşılsın diye web sitesinde bunu bir animasyonla yapmaya çalıştım. Burada iyi huylu tümörün davranışı, burada kötü huylu tümörün davranışını göreceksiniz. İyi huylu, senin bir kemik tümörü sadece bulunduğu yerde söylediğim gibi sorun yaratır. Gördüğünüz gibi büyür. Buna bağlı kemik kırılabilir ya da dışarıya taşabilir. Gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyor. Burada şiddetli ama ağrılar, acılar, hisler. Bu arada hisler, kemik zayıfladıkça ağrılar evet, başlayabilir. Bak. Israr eden ağrı da sonra buradan kırılıverecek mesela. Çok enderde kötü huyluya dönüşebilenler olabilir. Ama bunun yaptığı bu. Hı-hı. Gelelim mayın kötü huyluya esas sorunlarımız. Kötü huylu bir kemik tümörü bulunduğu yerde büyümeye başlar, büyür, yayılır. Ve gördüğünüz gibi etrafında bir sınır çizerek değil, içine yayılarak, girerek büyür. Kemik içinde, aynı kemik içinde küçük odakçıklar yapabilir, skip diyoruz, ya da bulunduğu yerde uzantılar olabilir. Bunları burayı temizleyerek çıkarmada bilinmesi çok önemli. İlerleyebilir, toplar damar, atar damar ve sinir. Siniri genellikle sarar ama bu sarmadan önce yakalanırsa sinir de kurtarılabilir ama sarıldıktan sonra siniri kurtarmak mümkün değil, belki bacak. Damarla işi şu, özellikle toplar damarlar basıncı daha düşük olduğu için daha dirençsiz, içine girer komşu damarların, buradan yola çıkar. Ama ben nüfuz ediyor evet, yani. Evet ve korkutucu yolculuk başlar, gördüğünüz gibi devam eder, devam eder, devam eder. Bütün sifiltreleri geçtikten sonra evet, şu anda akciğerde bir yere yerleşir. Burada, yani bir noktada o devam evet, ettikten işte sonra durur mu hocam? Yani hayır. Evet. Devam eder. Devam eder. Devam. Yine vücuda yayılır. Evet, devam eder. Daha başka yerler. Yani bulunduğu yerde nasıl yayılır? İşte komşulukları kullanarak gördüğünüz gibi bir yere kadar birçok şey, insan vücudu mücadelesini sürdürür, durdurmaya çalışır, bariyerlerini koyar ama bir şekilde aralıkları kullanarak sızma yapabilir. Sızar ve aradan evet, geçer. Daha sonra büyür, cildi açılır. Bunu geçelim. Bitirelim. Evet. Hocam hemen sormak istiyorum. Diğer noktada iyi huylu kısmında ki büyümeyle kötü huylu, iyi huyludaki ilk çıkış noktaları, nüfuz etme noktaları, büyüme hadiseleri aynı mı olur? Hayır. Çok önemli. Dediğim gibi iyi huylu bir tümör yavaş yavaş büyür. Vücut çok güzel bir şey. İnsan vücudu yani Tanrı'nın öyle bir korkunç güzel bir mekanizması var ki her kaybedilene her şeye karşı bir savunma ve bir telafi evet, mekanizması evet, var. Kendi tümör büyümeye çalışırken
İnsan vücudu da bunun etrafını sarmaya çalışır. Tıpkı böyle bir selin önünü engellemek için duvar yapar gibi dokularla bariyer yapar. Kemik dokusuyla ya da şeyle. İyi huylu bir tümör yavaş büyüdüğü için bu bariyerler geçerlidir. Hep bir sınırlar içinde kalır. Ama kötü huylu tümörde bu barınaklar aynen böyle mesela çok kötüyse şekerin üzerine suyu damlattığınızda nasıl eriterek giderse aynen o hızla eriterek gider. Gördünüz peki zaten. Hocam kötü huylu da biraz önce gördük aslında değil mi? Hem toplar damar dediniz hem de sinirler. Yani sadece damarlar kısmı değil ama sinirler kısmı da yani her ikisini de nüfuz etmek her durumunda. Her yere her noktaya girer. Bir müddet sonra hepsinin içine girer. Hepsini işgal eder. Evet bir hattımızda izleyicimiz var. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Ben Servet Topçu. Servet Hanım Bursa'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk yavrum. Kolay. Buyurun. Ben doktor beye bir şey danışacaktım. Buyurunuz efendim. Doktor bey benim damadım 43 yaşında. Şu an ameliyat oluyor. Kemik tümörü ameliyatı. Çok geçmişler olsun. Bursa Uludağ Hastanesi'nde. Buyurun. Diş abdesti diye gitti. Dişim abdesti yaptı diye doktora gitti. Diş hekimi onu onkolojiye yönlendirdi ve diş çene kemiğinde tümör olduğu ortaya çıktı. Şimdi bugün kesecekler ve bir kimyasal bir şey takacaklar oraya. Bir sene sonra tekrar kaburgasından kemik alıp kemik yerleştirecekler. Evet. Ne diyorsunuz? İlerleyebilir mi? Şimdi bu da bir yöntem. Zaten ilerleyen aşamada bizim neler... İkinci evreydi. Tanı çok önemli. İyi huylu mu, kötü huylu mu, osteosarkom her neyse. Dolayısıyla sadece ameliyatla mı tedavi edilecek yoksa başka tedaviler de mi gerekecek? Kemoterapi oldu. Büyük ihtimalle osteosarkom büyük bir olasılık. Buradaki bütün mesele geride tümör bırakmadan oranın geniş bir şekilde çıkartılması. Yine evet. Bu da anlıyor. Esas işin felsefesi o. Biraz önce gösterdiğim o yayılmalar, dağılmalar da bunun için. Bütün bu tümörle kirlenmiş ya da tümör dokusu olan yerin dışından geçerek burayı çıkarmak. Bunu sağladıktan sonra ikinci aşama bunu tamir etmek. Neyle tamir edeceksiniz? Biz bunu da anlatacağız. Azotla tamir etme falan bir sürü şeyler var. Bunlardan biri de sizin damağınıza yapılacak. İnşallah da iyileşecek. İnşallah. Acil şifalar diliyoruz efendim. Çok geçmişler olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet hocam. Devam edebiliriz. Bunlar ender. Tüm kanserlerin %1'i. Onun için sorun. Evet. Evet. Hızlı. Sonrakini... Bizim verilerimiz Amerika'dan yola çıkarak yani Türkiye'de tahminen 2100-2400 yeni yumuşak doku ve 700-800 kemik vakası olması gerek yıllık dünyadaki oranlarla karşılaştırılarak. Yani bu kadar yeni tümörle karşılaşıyoruz demek bizim nüfusumuza göre. Evet. 75 milyon gibi düşünürsek. Evet, dolayısıyla özel olarak bu işle uğraşmıyorsa bir hekim meslek hayatı boyunca belki birkaç sarkom vakası görüyor ya da görmüyor. Böyle bir şey esas sorun. Ayrıca davranışı birbirinden çok farklı, çok geniş bir hastalık grubu. Kemik, kas, yağ, kıkırdak hepsi farklı. Evet. İşte biraz önce gelen telefondaki gibi hepsi evet, farklı. Olabiliyor. Yine birçok yerden çıkıyor. Uzuvlar, kol, bacak, omuz, gövde, göğüs duvarı, karın duvarı, leğen kemiğinin içi, dışı, barı ve omurga. Yani bütün bu dokular bakın ne kadar ender. Çok çeşitli doku içeriyor. Çok çeşitli devam edelim. Anatomik bölge bir içeriyor. Evet. Dolayısıyla bu ciddi bir tanı güçlüğü yaratıyor. Birçok kemik iliği kanserleri, iç organların kanserleri, metabolik hastalıklar, kemik iltihapları, sinirsel dolar bunların hepsiyle karışabilir. Benzerlikleri var. Dolayısıyla sıkıntı tümörü diğer hastalıklardan ayırabilmek çok önemli. Tümörün cinsini belirleyebilmek, iyi bir patolog doğru bakmak ve tümörün cinsine ve hastaya uygun doğru tedavi yaklaşımını belirlemek kilit noktalar. Bu da bir geri, pardon gidemedik. Dolayısıyla bilmeyi gerektiriyor. Bileceksiniz onun için de bu tümörleri kim tedavi eder? Evet. Başında kemik ve yumuşak doku tümörleriyle uğraşan bir ortopedistin, yani sarkom cerrahının, ortopedik onkoloğun bulunduğu uzman bir ekip tedavi eder. Ve ekibin ana üyeleri ortopedist, onkolog, radyolog ve patologdur. Duruma göre plastik cerrah, mikro cerrah, genel cerrah, beyin cerrah bunların hepsi bu ekibin içinde olur. Yani verilmesi gereken en önemli mesaj bu. İlk bulduğunuz kapıdan girdiğiniz her yerde, her ulaştığınız yerde bu tümörleri tedavi ettirdiğinizi belki düşünürsünüz. Ancak bu iş böyle olmaz. Dolayısıyla mutlaka doğru zaman, doğru adres, doğru tedavi. Kesinlikle. Tanı olmadan tedavi olmaz. Bu çok önemli. Düşmanınızı tanımadan savaşacak yöntemleri bilemezsiniz. Temel kural hastayı görmeden,
Yalnızca filme bakarak ne muayene ne tanı ne tedavi olmaz. Hekim hastayı görmeli, anlattıklarını çok dikkatli dinlemeli. Sizler de hasta olarak bunlara dikkat edin lütfen. Hastaya doğru soruları sormalı ve detaylı bir muayene olmalı. Maalesef öyle olur ki hasta diyorum ki yat seni muayene edeceğim. Niye diyor? Ama ben 5 doktora gittim, şimdiye kadar kimse beni yatırıp soymadı diyor. E o zaman bunu nasıl göreceksin? Şimdi hocam burada aklıma şu geldi. Seneler önce bilmem hatırlar mısınız bir haber okumuştum. Ve bir kız çocuğu salıncakta ailesiyle sallanırken düşüyor ve bir yere ayağı takılıyor. Dolayısıyla o kızcağızımızı kurtaramadık. Ama ve kemik tümörü olduğu anlaşılıyor. Sonrasında zaman geçiyor. Yani bu noktada düşmeler, kırılmalar, kazalar, trafik kazaları ve birçok etkilenmeler, darbeler özellikle. Bu noktada kemik tümörüne, yumuşak doku tümörüne neden olur mu? Oluşur mu? Bunlar hiçbir şekilde buna neden olmaz. Ancak bunların belki de zamanında ve erken tanınması için güzel fırsatlardır. Yani burada doğru bir şekilde görüntülenirse, iyi bir muayene edilirse ve dikkatli dinlenirse bunu yakalamak mümkün. Evet, devam edebiliriz hocam. Evet, şu anda bir sonraki, evet. Çoğu zaman birçok görüntü, yeğen hastalar radyasyon konusunda bu çok önemli, korkuyorlar. Tabii ki radyasyondan korkun ama radyasyonun götüreceğinden fazlaysa o zaman bunların da mutlaka doğru şekilde tedavinin ve tetkikin yapılması lazım. Bunu hızlı geçelim. Devam edelim. Son aşama ve aynı zamanda tedavinin başlangıcı biyopsidir. Burada çok önemli bir şey var. Hastalar geldiği zaman sizden bir parça alalım, ondan sonra bunu yapalım. Çünkü bir düşman var. Düşmanı tanıyacağız ki silahlarımızı seçelim, yöntemimizi seçelim, ne yapacağımızı bilelim. Biyopsi her yerden alınabilir mi hocam? Alınabilir. Şu soruyla karşılaşıyoruz. Çok önemli. Tümöre bıçak vurmak tümörü azdırır mı? Evet. Ama doktor bey, tümöre bıçak vurulursa bu azarmış. Bundan dolayı bu bazen bazı hekimlerin işine geliyor, hastaların işine geliyor. Herhangi bir biyopsi tanı koymadan direkt ameliyata alıyorlar. Birçok sebebi var. Burada çok detaylı girmek istemiyorum. Bu işte hani çanak çömlek kırıldığının başlangıcı burada oluyor. Tümöre bıçak vurmak, tümörü azdırmak, tümöre yanlış konu tümöre dokunmak. Yani bıçak vurmak tümöre hazır. Bu yanlış. Doğru olan ne? Bu da göreceğiz şimdi. Yani bunu halkımız bilmeli ki doğrusu tümöre yanlış dokunmak tümörü azdırır. Bu nasıl olur? Burada bir video ile bir animasyonla bunu bu yine o web sitesinde hastalarımı anlatmaya çalıştım. Evet. Tümör. Gördüğünüz gibi böyle bir tümörün uygun bir cerrahi sınırla çıkartılması gerek. Adını koyarsanız nasıl bir sınır, yani tümörün etrafında ne kadar emniyet payı bırakarak çıkartabilir ve çıkartırsanız problem yok. Ama bunu yapmadınız, hiç tanıyı koymadınız, direkt çıkardınız. Dolayısıyla olması gereken sınırdan geçmediniz, geride tümör dokusu kaldı. Parçacıklar kaldı. Evet, çünkü bilmiyorsunuz ne yapacağınızı. Bu parçacıklar büyüyecektir. Ve o patlayan parçacıklar, evet. Sizin damar ve sinirlerinizi saracaktır. Artık bundan kurtulmak, bunların etrafı demek damar ve sinirin feda edilmesi, belki bacağın feda edilmesidir. Örneğin, bakın yanlış yapın. Evet, gelemiyoruz ama bir önceki, evet iki dizi gördük, kıyasla mukayese edildi ve şişliklerini gördük. Yani buradan tedavi önceliklerimiz, önce yaşam, mümkünse uzuvla birlikte yaşam, sonra kullanılabilir bir uzuv, yani bütün bu tamirler bunu içermeli, kozmetik görüntü, psikolojik, bu önem sırası içinde, hızlı geçelim. Evet. Güvenli bir sınırla, yani tümörün etrafında koruyucu güvenli bir örtüyle birlikte bunu çıkarttığınızda hiç görmeden, hiç dokunmadan tümörü, bu çok önemli, cerrahi şeyden sadece ondan bahsediyorum, çıkartmak ve geride tümör bırakmadan en önemli şey bu, bunu halletmek lazım. Hocam geride tümör kalırsa bu parçacıkların biraz evvel yayılması demek aslında metastazın da metastaz bunun ardından gelecektir. Sorun yeniden tekrarlanması. Evet, yeniden tekrarlanması. Yani rezeksiyon, tümörün bu bölümü bunun çıkartılmasıdır. Geride hiçbir şey bırakmadan ne pahasına olursa olsun bunu çıkarmak ve sonra da bunu kullanılabilir şekilde tamir etmek. Tedavi yöntemi, tercih edilen tedavi yaklaşımı bizim uzvu koruyucu, yani kolu, bacağı koruyucu bir çıkarmak, korumak ve bunu kullanılır hale getirmek. Ancak çok istisnai durumlarda, biraz önce dediğiniz gibi çareniz yoksa, deneyiminiz, beceriniz, imkanlarınız müsait değilse, hastanın yaşaması için gerekiyorsa belki uzuv feda etmek de gerekli. Ama tercihimiz
Örneğin bunları nasıl tedavi ediyoruz da şimdi geldik. Örneğin bu 15 yaşında kötü huylu bir osteosarkom kemiği evet. tutuyor, hepimize kadar giriyor. Bu çok sınırda, yani eklem yüzünü bile korumak çok zor. Ancak belki şunu söylemek lazım, tümörü çıkardınız, geride bir boşluk kaldı. Bu boşluk kemikten, eklemden, yumuşak dokulardan, adelelerden oluşan bir boşluk. Bunu yeniden tamir edeceksiniz. Bizim iki yolumuz var. Bu boşluğu tamir etmenin. Birisi cansız materyalleri, burada gördüğünüz protezler. Bunlar evet. insan vücudunun kalça, uyluk kemiği ve kalça, diz, uyluk kemiğinin altı, tüm diz, dirsek, şu anda. Yine uyluk kemiğinin bu kez tibiyanın üstü ve eklem ve omuz. Gördüğünüz gibi insan vücudunu yapay olarak her bölgesini neredeyse özel dizayn edilmiş tümör protezleriyle yapmak mümkün. Bu bizim çok sık kullandığımız, dizayn ettiğimiz bir yöntem. Evet. Sıklıkla da kullanıyoruz. Şu an bunlar yöntem, vücudumuzun içerisinde yani asılı olan bir yerde evet. biyonik insanı yapıyoruz. Bunun Hı-hı. örneklerini göreceksiniz. Evet. Bir diğer yol ise aynı boşluğu insanın kendisinden ya da başka insanlardan alarak yaptığımız malzemelerle yapıyoruz. Bu daha zor. Mikrocerrahi gerektiriyor. Çok burada bahsedeceğim. Ama çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Evet. Ama bunun bir örneği. Bakın burada bir tümör var. Bunu çıkartıyoruz. Evet, bir sonraki devam edelim. Bir sonraki slide'a geçelim. Evet. Burada hastanın öbür bacağından alınan kemik ikiye katlanmış. Mikrocerrahi yöntemle buraya nakledilmiş. Yani bir kemik aşısı değil. Aynen bir kalp nakleder gibi incecik damarını alıp buradaki damara dikiyoruz mikrocerrahla. Ve bu yeniden bir kemik oluyor. Evet. Ve uzun süre hastayı... Ve artık, evet. Yani bu zor bir yöntem ama sağlandıktan sonra bakın görüyor hiçbir sorun şu yok. Anda, evet. Bir osteosarkom yani en kötü huylu kemik tümörü bu şimdi 25'li yaşlarda 15 yıl önceki bir hastam. Hı. Hayatını normal sürdüren bir delikanlı. Dediğim gibi tüm kanserlerin %1'ini oluşturur. Devam edelim. Evet, bir sonraki slide alalım. Tabii hocam burada hemen sormak istiyorum. Evet. Bu bir omuz gördüğünüz gibi. 16 omuz, yaşında bir erkek değil mi? Erkek, evet. Gördüğünüz gibi omuzda bir tümör var. Yani bunu nasıl tedavi etmişiz? Evet. Geçelim. Hızlı bir şekilde. Yavaş. Bu da mesela bir protezle. Bu non-biyolojik bir yöntem. Başka şu gördüğünüz protezle yapılan bir şey. Bunun avantajı hızlı hemen daha hızlı yapılır, hemen kullanılır. Ancak sonuçta bu bir kum yapısı. Bunun bir aşınma, bir arabanın eskimesi gibi plastik parçalarında, eklem parçalarında, bağlantı noktalarında parçalar olabilir. Belli bir zaman sonra tamir gerektirebilir. Avantaj ve dezavantajları. Evet, hızlı geçelim. Hızlı geçelim. Evet, şu anda... Gördüğünüz gibi ama bu da tamamen yapay bir şeyle normal kolunu kullanıyor. Ne kolunu kesiyoruz, ne hastanın hayatını kaybediyoruz. Yani hocam platin gibi değil aslında. Biraz platin gibi değil diyebiliriz. Değil, o söylediğiniz çıkıyor sonra. Bu artık evet. gördüğünüz gibi şu omuz kemiğinin kendisi. Hayatı boyunca evet, kişinin kendisiyle kalıyor. Onun bir parçası. Yani o kesip atacağınız bölgeyi, tümörlü Hı. kemiği çıkartıp onun yerine o içi gören bir protez yapıyorsunuz. Evet. Bu yöntem bizim geliştirdiğimiz, tanıttığımız ve uyguladığımız bir yöntem. Hot dog. Biraz evet, dikkatinizi nedir? Çekecek. Evet. Hot dog. Sıcaklık var hissi. Hayır, hot dog, sandviç. İçinde sosis olan sandviç, hot dog. Bildiğiniz hot dog. Niye bu? Devam edelim. Kulağa bir sıcaklık evet. böyle hot geliyor. Dog. Gördüğünüz gibi burada bir tümör var. Eklem yüzünü koruyabildiğimiz durumlarda bu tümörlü kemiği çıkartıyoruz. Burada bir boşluk kalıyor. Bu boşluğu bir şeyle dolduracağız. Başka bir insandan alabiliriz ancak bu geliştirdiğimiz yöntemde tümörlü kemiği alıyoruz, temizliyoruz, patolojiye gönderiyoruz. Sonra aynı kemiği alıp hazırlıyoruz. Sıvı azot 180 derece eksi. Bunun içine koyduğunuz her şey ölüyor. Tümörün kendisi de ölüyor, o kemiğin canı şeyi de ölüyor. Bunun içine atıyoruz. Bunun içinde bekliyoruz. Bir müddet her şey ölüyor. Artık bu canlılığını kaybetmiş ama mekanik güçlü bir kemiktir. Evet, bunu kişinin kendi kemiği neticede. Kişinin kendi evet, kemiği. Yani başka kemiği. İnsandan alıp hastalık riski yok. Değil. Ödeyeceğiniz Hı-hı. bir para yok. Evet. O bölgeye uyuyor. Tümörden temizlenmiş. Ancak canlılığı yetersiz. Hı-hı. Dolayısıyla mekanik gücü, canlılığı nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Tekrar sıvı belli işlemlerden geçiyor. Evet, bir sonraki. Şu anda ve oraya... Bu çok güçlüdür ancak bu ölü kemiğin kendi kendine canlanması çok uzun sürmekte, bazen hiç gerçekleşmek. Bu nedenle canlandırıcı bir destek lazım.
Aslında şu ince kemiği, diz bacağın ince kemiğini hep bu amaçla kullanıyoruz. Tek de onun için o kemiği alıyoruz burada, bunun içine koyuyoruz. Damarları dışarı çıkıyor, bir pencere açtık. Ve bunu hastanın damarlarına dikerek bağlantı kuruluyor evet, şu anda. Bu tamamen yaşayan canlı bir kemik ama bu zayıf. Bu kemik ince ama canlı ama zayıf, yük taşıyamıyor. Bu güçlü, yük taşıyabiliyor ama cansız. İkisini kombine ediyoruz. İşte bir plak koyuyoruz. Bu yöntem hot dog. Hastanın kendi ölü kemiği sandviç, içindeki de sosis hot dog dedik ve kullanıyoruz. Örneğin bir örnek, bu böyle bir 7 yaşında bir çocuk, kötü huylu bir tümör, tibiyasını çıkardık. Aynı yöntemi gördüğünüz gibi kullanmışız. Evet, kullanıldı. 20 ay sonra ve sonrasında yaşıyor, kendi bacağı, üstelik her şey kendisinin. Artık öyle hemşede mevşede yok, çocuk da bununla beraber yaşayacak. Bu gerçekten aslında tedavi noktasında. Bu işin gelebileceği en şu andaki en üst nokta. Son derece bir mikrocerrahi, son derece bunlar uzun 8-10 saat süren ameliyatlar. Evet. Çok gelişmiş bir ekibin ve şeyin yapacağını ama çok mutluluk veren ameliyatlar. Tabii hocam bir de tabii erken teşhis diyoruz. Bu noktada evet, erken teşhis gerçekten çok önemli ve yapılanları ve ameliyatları evet, da şu anda gördük. Evet, başarı oranlarından da bahsettik. İstersen bir iki şunu de, bu da tabii çok uç, yani neler olabilir, bu bir leğen kemiğini tutan kocaman bir tümör, yani şu gördüğünüz insanın leğen kemiği, en önemli nokta vücudun üstüyle altını birleştiren, evet, bunu çıkardığınız zaman bunun yerine bir şey koymak çok mümkün değil, devam edelim. Bir sonraki. Bakın, burada da ta yukarıya bir protez, hiç olmadık yere bir protezle yeniden bir bacak, böyle bir protez, evet. Yani kişi kendi uzvunu evet, kaybetmeden evet, ve gördüğünüz gibi evet ve görüntüsünde herhangi bir değişim olmadan evet, benimle beraber yürüyor. Evet şu anda bu çok önemli. Eyvallah hocam, tebrik etmek lazım. Gerçekten şimdi bu hastalarımıza özellikle son olarak süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Kemik tümörü sorunu yaşayan, yumuşak doku özellikle tümörü geçiren ve bu tanısına yakalanan hastalarımız için sizin tavsiyelerinizi ve önerilerinizi almak isteyeceğim hocam son olarak. Şimdi günümüzdeki giderek birçok sorun var. Bu işle uğraşan gerçekten meslektaşlarımız var. Ama en önemli şey doğru merkezi, doğru adresi bulmaya çalışın. İlk girdiğiniz kapı, ilk kolay ulaştığınız adres sizin sorununuza yeterli cevabı veremeyecek bir şey olabilir. Üstelik burada ilk ve tek atış çok önemlidir. Yanlış bir atış geriye dönüş imkanları ve yollarını kapatabilir. Dolayısıyla doğru adresleri bulun. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Evet, hayat önemli, bitmiyor. Yani bugün benim binlerce bacaklarıyla, kollarıyla, omurgalarıyla yaşayan kötü huylu tümör hastam var. Bunlar çok mutlu bir hazine benim için. Yani bu çok önemli. Umudunuzu kaybetmeyin. Doğru adres için doğru araştırın. Tanıda da, tedavide de biraz seçici, biraz ayrıntıcı olun. Çünkü bu ender bir hastalık. Çünkü bu özellik gerektiren bir eğitim gerektiriyor, özellik gerektiren bir tedavi gerektiriyor. Evet hocam, gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok önemli özellikle bilgileri paylaştınız bugün bizlerle ve ekran başındaki kendine iyi bak izleyenleriyle. Sağ olun, teşekkür var olun, eksik olmayın hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim.